Teknik Oto Soruyoruz programını sunar. Değerli izleyenler, Bir Soruyoruz programıyla daha karşınızdayız. Meslektaşım Murat Taşkın'la birlikte hazırladığımız Soruyoruz programının bu haftaki konuğu Tema Vakfı Genel Başkanı Sayın Deniz Ataç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bölümden diyelim artık, Tema Vakfı'ndan bir arkadaşınızla birlikte geldiniz. Kimle birlikte geldiniz? Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Eylem Tunca Elli. Doğru söyledim değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Murat, sen de hoş geldin. Evet Deniz Hanım, öncelikle Eskişehir'de Tema Vakfı'nı ağırlayınca, sizi ağırlayınca, stüdyoda konuk edince ilk akla gelen Eskişehir'deki madenler, özellikle de altın madenleri gündeme geliyor. Kamuoyunu da önemli bir zamandan beri de meşgul ediyor bu konu. Neden meşgul ediyor? Altın madenlerinin arama ve işletme, çevreye verdiği zarar var mı, yok mu? Bunlar hep kafalarda soru işareti ki Eskişehir bu konuda da tecrübeli. Kaymaz'da bir altın madeni var. Bunun gerçeklerinde yaşamış bir şehiriz o anlamda. Öncelikle size bunu sorarak başlayayım. Altın maden işletmeciliği ve altın arama konusuna siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi isterseniz bu küçük bir videomuz var ya, evet, onu hep beraber bir izleyelim. Çünkü bu altın, aslına bakarsanız altın, gümüş, bakır, nikel, bunlar bizim dördüncü grup madenler diye sınıfladığımız. Çünkü madenlerin de kendi içinde sınıfları var. Biz özellikle dördüncü grup metalik madencilik diyoruz. Oraya odaklanıyoruz Tema Vakfı olarak. Hı hı. Çünkü bunların etki alanı çok geniş ve daha sonra da rehabilitasyon fırsatı yok bunların. Yani yaptığınız o bölgeyi unutacaksınız. Bütün dünyada da bu şekilde geçiyor. Fakat bunu bilmediğiniz zaman, yani biz de başında öyle adım adım çok o süreci zor öğrendik açıkçası. Çünkü çok uzun süren, yani bunun bu altın madenciliği gerçekten, yani Bergama'yı da belki hatırlarsınız. Evet. İşte bu işin mesela Kaz Dağları da gidiyor. Yani bu o kadar uzun süreler gidebiliyor ki, başlaması da uzun sürebiliyor, işletmesi de uzun sürüyor. Onun için isterseniz hani hep beraber aynı bilgi düzeyine gelebilmek için bu videoyu çok biz özenerek hazırladık. Çünkü önce bu altın ve işte bakır, gümüş, o grubun nasıl çıkarıldığını, açık havada liç ne demek, neden bu zararlı, neden biz Tema Vakfı olarak ve bir sürü çevre kuruluşu, biz buna vahşi madencilik diyoruz, buna karşı duruyoruz, onu biraz daha iyi anlatabiliriz. Eğer uygun görürseniz tabii izleyelim. Tabii ki, lütfen. Arkadaşlar şu videoyu izleyelim. Altın madenciliği hakkında anlatacaklarımız var. Her aşaması doğaya ve insana büyük zararlar veren altın madenciliği hangi aşamaları içeriyor? Gelin birlikte bakalım. Madencilikte önce toprak içinde bulunan değerli metal miktarı belirlenir. Bu işleme altın arama denir. Arama işlemi için yüzlerce noktada sondajlar açılarak örnekler alınır. Bu sondajlar ormanların ve meraların ilk yaralarıdır. Açılan yollar daha ilk aşamada binlerce ağacın kesilmesine neden olur. Ormanlar yavaşça parçalanır. Arama işleminin ardından projelendirme süreci başlar. Projelendirme aşamasında orman alanları, tarım arazileri, meralar ve su kaynaklarının kullanım izni madenlere devredilir. Madenin çıkarılacağı alanda yapılan ilk işlem sıyırma işlemidir. Önce ağaçlar kesilir. Ardından içinde canlıların yaşadığı, binlerce yılda oluşan verimli toprak sıyrılarak yok edilir. Altın madeni toprakta sim halinde dağınık olarak bulunur. Bu nedenle karlı bir işletme için binlerce hektar alana ihtiyaç duyulur. Tonlarca verimli toprak adeta yerinden sökülür. Ardından yerin altında altının bulunduğu bölüme ulaşabilmek için dinamitli patlatmalar yapılır. Bu patlatmalarda yeraltı sularının çatlak sistemleri değişir, sular giderek azalır.
toprak kaymaları oluşur ve binalarda çatlaklar, yıkıntılar meydana gelir. Bu patlatmalar sonucunda ortaya çıkan ve içinde altının olmadığı toprak, atık toprak alanlarına taşınır. İçinde altının olduğu topraksa istif alanına gönderilir. Tüm bu işlemler dev maden çukurları ve metrelerce yüksekliğindeki atık toprak tepeleriyle coğrafyayı tamamen değiştirir. Atık toprak tepeleri içinde altın olmasa da başka birçok maden bulunur. Bu madenler havadaki nem ve yağmurlarla etkileşime girerek asitli su akışlarına neden olur. Bu asitli akışlar yüzey ve yeraltı sularına karışarak sulardaki arsenik, kurşun, civa gibi ağır metal oranlarını arttırır, asit dengesini bozarak içilmez ve kullanılamaz hale getirir. Toprak ağır metallere bulanır. İstif alanına gönderilen ve içinde altın bulunan kaya ve toprak öğütme işlemi için kırıcılara getirilir. Çıkan tozlar akciğer kanseri, KOAH, amfizem ve verem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur. Toprak bantlarla siyanürleme alanına, yani açık liç alanına taşınır. Siyanürleme öncesinde toprak üzerine membran adı verilen plastik bir örtü serilir. Öğütülmüş toprak bu örtü üzerine yığılır ve siyanürlü su ile yıkanarak içindeki altından ayrılır. Haftalarca süren işlemde milyonlarca ton su tüketilir. Siyanür topraktan sadece altını ayırmakla kalmaz. Aynı zamanda toprak içindeki uyuyan, sağlığa zararlı metalleri de aktif hale getirir. İçinde altın olmayan siyanürlü ve ağır metal kalıntılı balçık, depolanmak üzere atık maden barajına taşınır. Zamanla yırtılan membrandan sızan ağır metal ve kimyasal yüklü sular nehirlere, göllere ve yeraltı sularına karışır. Atık maden barajları içinde depolanan tonlarca atıkla adeta patlamaya hazır bir bombadır. Taşkınlar, depremler veya inşaat sürecinde yapılan ihmallerle çökmesi sonucunda ağır metalli ve siyanür kalıntılı balçık tatlı suya ve toprağa karışır. Bu atıklar su havzalarında akarsular aracılığıyla binlerce kilometre yol yapabilir. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada son 30 yılda 70'ten fazla büyük atık maden barajı kazası meydana geldi. Bu kazalar ve sızıntılarla suya ve toprağa karışan ağır metaller ve siyanür kan hastalıklarına, kalp yetmezliğine, kanser hastalıklarına, böbrek yetmezliği ve zeka geriliği gibi birçok sağlık problemine neden oluyor. Altın madenciliği, milyonlarca yıldır yaşamı besleyen doğayı, suyu ve toprağı geri dönüşü olmayan bir şekilde yok ediyor. Sağlıklı bir doğada yaşamak, temiz suya, toprağa ulaşmak hepimiz için bir yaşam hakkıdır. Bu yaşam hakkı geleceğe ancak biz sahip çıkarsak ulaşır. Evet Deniz Hanım, bu videoyu izledik. Gerçekten de çok özenle hazırlanmış bir video. Böyle animasyon şeklinde hazırlanmış. Yani ben dehşete kapıldım izleyince. Çok üzüldüm. Yani gerçekten bu kadar detaylı bir şekilde ben bilmiyordum bir gazeteci olarak. İsterseniz sizden detayları alalım. Şimdi özellikle onun için izlenmesini arzu ettim. Çünkü aslında bu dünyanın pek çok yerinde yapılan, biz bundan 2009 yıllarında şeyde söyleyin Manisa Turgutlu'da bir nikel madeni vardı, yine aynı şekilde yapılacak. Oraya Kıbrıs'tan bir hocamızı davet ettik konuşmacı olarak Turgutlulara anlatmak üzere. Lefke'de bir bakır madeni var. 74'te operasyonla beraber Amerikalılar terk ediyor. Orası hala çalışıyor biliyor musunuz? Toprak ay yüzeyi gibi. Hatta Turgutlu Sanayi Ticaret Odası grup yapıp gittiler oraya. Yani hakikaten öyle mi değil mi görmek için diye. O zaman o hocamız bir Kıbrıs Türk'ü inanamamıştı. Ya biz bütün bunları yaşarken nasıl oluyor da kalkıp tekrar böyle bir şeyi Turgutlu'da yapabiliyorlar diye. Bunu özellikle anlatıyorum. Aslında çok yakınımızda olup bilmediğimiz şeyleri baştan yaşıyoruz. Yani ne yazık ki bu açık havada liç yöntemi dediğimiz yöntem, biz buna vahşi madencilik, hatta sömürge madenciliği diyoruz çevreciler. Evet. Çok iptidai bir şekilde yapılan bir iş. Tamam, sonra çevre koşullarına uyuyoruz, odur budur, ama bunların hiçbiri şey değil. Çünkü çok riskli. Açık havada su kaynaklarına çok yakın bölgelerde, aküferler zaten altta, her dakika hava yukarıda. Siz açık havada çok yüksek miktarda siyanür, bazı durumlarda sülfürik asit, çok sayıda
kimyasını açık havada kullanıyorsunuz. Yani zaten her şeyi çok düzgün bile yapsanız çok riskli bir olay ki olay proses yanlış. Yani açık havada ve bu kadar büyük montanda oluyor olması. Neden bu kadar büyük? Çünkü bakın biz Eskişehir'deki madenlerin size tenörünü söyleyemiyoruz. Tenör dediğimizde şu, bir ton topraktan siz ne kadar altın alabiliyorsunuz? Meşhur bu Çanakkale'deki Kirazlı olayında altın miktarı bir tonda 0,7 gramdı. Yani 1 gram bile değildi. Şimdi 1,4 olabiliyor, 1,7 olabiliyor ama zaten daha çok üstlere çıkmıyor. Çünkü zaten dünyada toplu bulunan altın bittiği için bu toprağın içinde artık bir sim halinde diyoruz. Yani şöyle bir toprak görünüyor ve pıt 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 küçük küçük altınları görüyor. Onu ancak kimyasalla çöktürebiliyorsunuz. Yani öyle bildiğimiz madencilik gibi gidelim kazalım alalım çıkalım olayı değil bu. Yani öyle düşünmeyin. Bu tamamen ayrıştırma. Aslında ayrıştırma, bir kimyasal bir işlem yapılıyor açık havada. Onun için de çok miktarda çıkarmak için çok miktarda toprağı patlatmanız, yani üstünü sıyırmanız, işte filmde anlattığı gibi sonra ana kayayı, ki cevher diyoruz. Yani cevher dediğiniz sadece altın değil, yanlış anlaşılmasın. Toprakla cevherin o dediğim gibi sim gibi karışık halini çıkarıyorsunuz, öğütüyorsunuz. Bu arada inanılmaz su kullanılıyor. Ondan sonra o öğütülen parçacıklardan çok büyük yığınlar yapılıyor. Yani apartman büyüklüğünde. Bu arada şunu söyleyeyim, altın madenciliğinde her şey çok büyük. Yani 20 tonluk mesela kamyonlar 200 tona kadar gidebiliyor. Çünkü o kadar büyük hacimleri elleşlemek zorundasınız ki her şey çok büyük onun için. Çünkü aldığınız içinden miktar çok küçük. Çok büyük hacimleri yapacaksınız ki anlamlı bir şey çıkarabilin. Neyse, yani şunu söyleyeceğim. O zaman biz de hayret etmiştik ama kolay değil anlaması. Evet. Fakat siz anlayana kadar da olay yürüyor. Evet. Ve öyle bir noktaya geliyor ki o zaman da zaten, çünkü altın gümüş lafı çok enteresan, çok cazip. Herkesi çok birdenbire cezbediyor. Aman Allah'ım zengin mi oluyoruz? Ben size söyleyeyim, bir altından zengin olmuş pek kimse yok. Yani bunu çıkaran zengin oluyor da toplumlara, yani işte Afrika ortada bir sürü delik vardır, giderseniz o altın deliklerini görürsünüz. Belki bir Avustralya ve Kanada bir miktar. O da işte bizim gibi ülkelere geliyorlar. Şu anda Türkiye'deki madenlerin de çoğu Kanada. Yabancı menşe. Yabancı menşe. Türk ortaklarıyla yapıyorlar. Yani dolayısıyla burada biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Kim istemez ülkesi zengin olsun? Ben de özel sektörde yıllarca çalıştım. Hiçbirimiz böyle bu ülkenin, ülkesinin iyiliğini istemeyecek insanlar değiliz. Ama burada bir hata var. Bu kadar çok. Bakın Eskişehir'in %71'i şu anda madenlere ruhsatlı. Bu yani, birkaç sene önceki rakamlar bu arada. Bu tabii ki genel itibariyle madenlere ruhsatlı. Hayır, bu sadece dördüncü grup. Öyle mi? Evet, 1, 2, 3 ve 5 zaten Türkiye'de yok herhalde. 5 elmas çünkü. 1, 2, 3 yani maden, taş ocağı, diğer madenler yok. Bu sadece dördüncü grup dediğimiz metalik madenler. Burada 3 renk görüyorsunuz. Evet. Bizim aldığımız tarih itibariyle griler, şurada gördükleriniz şu gri renktekiler şunlar. Evet. Henüz devletin elinde olan ruhsat, ihaleye çıkacak olan ruhsatları gösteriyor. Ya yani o tarihte henüz devlet daha bunları satmamış, devretmemiş daha doğrusu. Sarılar arama ruhsatları, kırmızılar da işletme aşamasına geçmiş olanlar. İşletmeye geçmemiş olabilir ama her an geçebilir. Muhtemelen mesela şu anda bizim konuşacağımız madenler burada henüz görünmüyor. 2021'de yokmuş. Bakın şu var. Bu zaten Söğüt'teki, onu konuşacağız. Şu henüz yokmuş bu şeydeki, şu anda en büyük olan bu Atalan, Alpagut olan. Alpagut olan. Sarıcakaya da yok bakın burada, burada. Evet. Şimdi demek ki o biz aldıktan sonra, çünkü bu yaşıyor sürekli bu harita. Bizim ya o an itibariyle fotoğrafı bu. Ama Eskişehir'in sonuçta toplam yüz ölçümünün %71'i madenciliğe ruhsatlanmış vaziyette. %50'si mi çıkar, 60'ı mı çıkar, 70'i de hepsi mi çıkar onu bilmiyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz ama zaten böyle bir şey olmamalı. Yani bu kadar çok siz bir yani şehirden... Ruhsatlandırmayı tam açabilir miyiz Deniz Hanım? İyi anlaşılması açısından. Tabii. Ne demek ruhsatlandırma? Yani siz orada o alanı belli bir süreyle ruhsatını aldığınız zaman madenci arayıp da bulursanız yeterli miktarda, ki zaten bunlar MTA tarafından ön çalışmaları yapıldığı için zaten bulma ihtimaliniz yüksek. O madeni sizin oradan belli tabii ki koşulları sağlayarak çıkarma hakkınız var. Şahıslara evet, satış yapıyor. Evet, evet, devrediyor belli bir süre şirketlere, için. Şirketlere belli bir süre için, süre için devrediyor. O süreçte de işte arama yaparsa yapıyor, işletme kuruyorsa kuruyor. İşte aramada önce aramayı yapıyor ki hakikaten var mı yok mu onu görüyor. Çünkü bu bir operasyon ve pahalı bir operasyon tabii, evet. Ucuz bir operasyon değil. Ondan sonra nerede ne var görüyor. Mesela çok büyük çukurlar açıyorlar. O patlatmalar oluyor ya orada gösterdi. Bunlar sadece altın değil değil mi? Başka madenler bunlar de var. Bunlar altın, gümüş, bakır, nikel, kömür. Kömür de var. Dördü.
Tamam. Daha da var da ben hepsini saymıyorum. Herhangi bir yasa yok mu? Yani bir şehrin ancak %20'si ruhsatlandırılabilir şeklinde. Hayır. Yani isteseler %100'ünde ruhsatlandırılır. Evet, yani zaten şöyle söyleyeyim. Mesela Gümüşhane'nin %93'ü şu anda. Oo. 4. gruba. Kütahya 91.4 müydü Eylem? 91.6. Yani 92 neredeyse. Çok feci ya. Çok. Ya. Yani şey diyor tabii, konuştuğunuz zaman yöneticiler, ya işte Deniz Hanım dert etmeyin, onların çoğu çıkmıyor. Ama öyle olmuyor. Mesela şu anda hani şimdi Eskişehir başladı bakın. 3 tane, evet. Zaten bir tane vardı. 3 tane arka arkaya geliyor. Çanakkale'de görüyoruz. O Kiraz'da durdu büyük bir şey aldığı için. Kaz o Kanadalı'nın. Bahsediyoruz. Evet, Kaz Dağları'ndan bahsediyoruz. Orada ama onun yanında yine bu Eskişehir'deki şirket, yani ben çok şirket ismi biz konuşmuyoruz prensip olarak. Evet. Aynı özel sektör firmasının oradaki bir maden çet süreci ilerliyor yani. Eskişehir'de de şu anda Eskişehir kamuoyunun da, Türkiye kamuoyunun da yakından bildiği, şimdi isim de vermek istemiyorum, isim de vermeyelim isterseniz. O bilindik, o beşli şirket olarak da, holding olarak da anılıyor. Oradan belki izleyicilerimiz çıkartabilir. O beşli holdinglerden birisi de Eskişehir'de bu faaliyetlere başlayacak, evet. Ve şu anda ruhsatlandırma olmuş, evet. Ve ÇED sürecindeler. Evet. Şimdi biz ÇED sürecinde neyi anlıyoruz? ÇED'i de bir açalım. Çevre etkileşim ve değerlendirme raporu. Şimdi onu ben Eylem'e bırakayım. Eylem daha iyi bilir. İyi olur. Eylem anlatsın. Olur, evet. Olur. ÇED dediğimiz çevresel etki değerlendirme raporu. Siz bir yerde bir proje yapacaksanız öncelikle o projenin çevreye olan etkilerini tespit etmek zorundasınız ve ne önlemler alacağınızı belirlemek zorundasınız. Aslında çevresel etki değerlendirme dediğimiz proses kesinlikle doğal varlıkları koruyan, oradaki tüm yaşamın devamını sağlamayı hedefleyen bir süreç. Ama ne yazık ki ülkemizde öyle işlemiyor. Bahsettiğiniz proje ÇED sürecine başladı. Onun dosyasından birkaç örnek verebilirim size. Birçok şeyi göremiyoruz. Mesela az önce Deniz Hanım dedi ki biz size tenör bilgilerini söyleyemiyoruz. Hı-hı. Gizli bilgi diye değil, ÇED'de yok tenör bilgisi. Hı-hı. Yani ne kadar topraktan, ne kadar altın elde edileceğine dair veri yok. Biyolojik çeşitlilikle ilgili çalışma yapıldı deniyor. Ama nihai rapor daha vereceğim diyor. Bildiğimiz su tüketimini göremiyoruz. Evet. Bildiğimiz orada bir barajla gelecek. Yani bir baraj projesi de var madenin. Ama ne kadar su tüketecek bunu göremiyoruz. 9 Ocak'ta halkın katılım toplantısı var. Halkın katılım toplantısında bütün bunları dillendirebilecek veri, bilgi ne yazık ki ÇED raporunda yok. Şu an yok. Yok. Hepsi nihai ÇED'e bırakılmış. Nihai ÇED ne demek? ÇED süreci başlar. Başladıktan sonra halkın katılım toplantısı yapılır. Halkın katılım toplantısından sonra değerlendirmeler yapılır. Bir inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı olur. O toplantıda kurum görüşleri alınır. İşte DSİ, Orman Genel Müdürlüğü. En sonunda da nihai ÇED çıkar askıya. Sizin de 10 gün süreniz vardır. Halk orada itirazlarını edebilir. Ya da dava süreci kesinleştikten sonra, askıdan inip kesinleşme süresinden sonra da dava sürecine gidersiniz. ÇED süreci böyle işliyor. ÇED'de önemli olan bir halkın katılımı. Yani siz yerele görüş sormak zorundasınız, aslında mantık o. Yerel dediğiniz bölge insanı. Bölge insanı. Tamam. Yani şöyle diyor örneğin. Bu tam olarak yerini biliyor musunuz buranın? Evet, koordinatları itibariyle var Alpagut. Orada da aslında şurası, yaklaşık olarak işaret ediyor. Şurası. Evet. Yok, tamam. Yok, hayır. Yok, şurası. Daha, pardon. Yani. Evet. Yerleşim tamam. Yerlerine çok yakın her şeyden önce. Orası endemik olarak da çok zengin bir bölge. Su varlıkları açısından da evet çok önemli bir yer. Orman alanı. Yaklaşık burası 672 hektardı. 500 küsür hektarı orman alanı. 121 hektar gibi yanlış değilsem özel alan diyor. O da muhtemelen tarım arazisidir. Tarım arazisi. Yani orman alanı içerisinde. Ama orada bir şey vurgu yapalım. 672 hektar ÇED alanı aslında ruhsat alanı 1836 hektar. Daha büyük. Çok daha büyük. Çok evet. Daha büyük. Ve oradan bildiğim kadarıyla 3 katı işte neredeyse. Murat biliyorsun Sakarya Nehri'nin de geçtiği evet. Bir coğrafya orası. Evet, evet, evet. Ve Eskişehir'in de mikro klima dediğimiz tarım ürünlerinin evet, yoğunlukla üretiminin yapıldığı Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçeleri. Onu da bir hatırlatmakta fayda var. Burada ÇED raporu sağlıklı mı sizce? Süreç 23 kez değişti ÇED yönetmeliği. Bir hani ne kadar sağlıklı olduğunu o süreçte gösteriyor. ÇED'de birkaç tane problem var uygulama olarak. Bir, halkın katılımı esası yok. İki, şu an mevcut ÇED yönetmeliği kümülatif değerlendirmeyi esas koşar. Şimdi biz sizinle burada 4 tane projeyi konuşuyoruz. Sadece Eskişehir özelinde bir maden kasabası haline gelecek bir bölgeyi konuşuyoruz.
Ama ÇED raporları şöyle hazırlanıyor. Orada bir tane tesis varmış. Ve o tesis şöyle, ömrü billah yaşayacakmış gibi. Şurada bakın, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Bir de Söğüt de var çok yakında. Onu da katarsanız sırf şu bölgede 4 tane oluyor. Ki Söğüt'teki Türkiye'nin en büyük madeni olacak. En büyük maden. Ama bu 5 maden ya da 4 maden çalıştığında ne etkisi olacağını bakmıyor dosyalar. Birlikte bakması yani, lazım. Kümülatif dediğiniz. Evet, şöyle düşün. Ben burada nefes alıyorum. Belli bir miktar karbondioksit veriyorum. Sadece benimkini değerlendiriyor. Ama biz burada kaç kişiyiz? Toplam karbondioksit miktarını değerlendirmiyor. Sadece proje bazlı yürüyor. Bir böyle bir problemi var ÇED'in. Yani mutlak surette bölgede kümülatif değerlendirme yapılması gerekir. Ayrıca az önce Deniz Hanım'ın dikkatinizi çektiği 1876 hektarlık bir ruhsat alanı var. 672 hektar ÇED alanı. Aslında bu genişleyecek. 1872 hektar 15 yıl çalışacak. Buradaki, öyle mi? 15 yıl evet, değil mi? Evet. 50 yıl demek. 15 yıl veriyor. 15 ama o 15 yıl boyunca da etrafta daha bir sürü işte sanayi, yerleşim, maden olabilir. Bunları da öngörmüyor ÇED. Normalde öngörmesi gerekir. ÇED'de ne var? İşte yapılıyor. Yapılıyor. Yani ne kadar kim yapıyor? Yapılıyor. Bunlar verilmiş durumda. Ne yazık ki detay veri yok. Bu anlamıyla eksik. Yani kümülatif değerlendirme yapmazsanız, halkın katılımını esas almazsanız, oradaki yaşamın devamı üzerinden doğal varlık değerlendirmesi yapmazsanız böyle ÇED'lerle yürümez. İkinci problem de denetim. Aslında Deniz Hanım özellikle atık barajları konusunda dikkati çekerken onu değinmek istedi. Ne kadar iyi bir ÇED süreciniz olsa bile o projeyi kağıt üzerine ne kadar iyi planlasanız dahi bunun bir izleme denetleme süreci olması gerekir. Ama biz ülkemizde yaşanan kazalardan kim denetliyor bunları? Bakanlık mı? Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı. Ama hem personel eksikliği hem yeterli belki bilgi birikimi üzerinden de hareket ediyor. Ne yazık ki denetimlerde de ciddi bir eksik olduğunu yaşadığımız kazalardan da görüyoruz. Yani iyi bir ÇED yapılsaydı eğer, biz şimdi sizinle tek bir dosyayı konuşurduk. Eskişehir'de şu madenler yapılacak. İşte Sakarya Havzası'na şu etkisi olacak bu madenlerin. 10 yıl içerisinde şunlar planlanıyormuş. Bunların da etkisiyle şöyle olacak deyip toplam etki üzerinden konuşurduk. Şimdi böyle parçalar üzerinden konuşuyoruz ne yazık ki. O sağlıklı bir ÇED süreci işlemiyor. Pekala. Şunu da sorayım hemen Deniz Hanım müsaadenizle. ÇED'in bugüne kadar doğru işlediği bir alan var mı? Yani ben çevre etkileşiminde ÇED diyelim kısaca. ÇED'in nasıl diyeyim? Orada torpil dönüyor mu, açık sorayım yani? ÇED'de torpil dönüyor mu? Şöyle çok açık bir örnek, sayısal TÜİK verilerinden gidebiliriz. Deniz Hanım da az önce söyledi. Hani bunların hepsi yani çıkarılır mı, çıkarılmaz mı? Yani halkın itirazlarının dikkate alınmadığı süreçler yaşandı diye hatırlıyorum. Dava açılıyor ki. Yani şimdi örneğin 800, son bir yılda sadece 4. grup üzerinden 800'e aşkın ÇED geldi. Birincisi bu çok önemli bir veri. Sadece 4 tanesi olumsuz karar aldı. Yani, ve biz açtığımız tüm davaları da kazanıyoruz. Yani yargısal denetime götürdüğümüz takdirde. Yani o zaman hukuki bir karşılığı da yok ÇED'e itiraz etmenin, öyle mi? Öyle mi algılıyor? Ama tekrar dönüyor geliyor. Yani bir kere başladığı zaman tekrar yenileniyor. Çünkü İDK süreçleri, inceleme ve değerlendirme komisyonu bir takım yorumlarda bulunuyor. Hadi onu getirdim diyor, baştan başlatıyor. Sonra bir şey olursa onu da yaptım diyor. Yani o hakkı siz bir kere verdiğiniz zaman tekrar o süreci durdu. Biz sürekli dava açıp peşinden koşup bir davada gidiyoruz yani. Anladım. Olay o. Ya yani mesela 2009'a 7 genelgesi diye çok ünlü bir genelge var. Aslında ÇED sürecinin sağlıklı işlemesine de ciddi anlamda darbe vurmuş bir genelge. Çünkü diyor ki örneğin İDK süreci ya da ilk dava açtık. Bir örneği de yaşadık Çanakkale'de. O davayı kazandık. ÇED olumlu kararı iptal edildi. Tekrar İDK sürecini, inceleme değerlendirme komisyonunu topladılar. Biz bu değişiklikleri arkeolojik sit alanı, biz bunları, bu şeyleri giderdik. Nasıl giderebilirsin? Arkeolojik sit alanı orada duruyor. Yani bunu değiştirme şansın yok. Ama inceleme değerlendirme komisyonundan süreci başlatıp tekrar ÇED olumlu kararı aldılar ve tekrar dava açtık. Çünkü o genelge diyor ki sen eksikleri giderirsen yeniden bir ÇED süreci işletmeden, sanki hani ikinci bir ÇED'miş gibi ama halkın katılımı falan yok, halka görüş sorma yok, sürecin sonundan İDK'dan sürece devam edebilirsin diyor. Mesela bu çok ciddi bir sorun alanı ÇED açısından. Biraz önce şey söylediniz, vahşi madencilik.
Şimdi buradaki altını çevreye zarar vermeden çıkartma imkanı var mı? Öyle bir yöntem var mı? Öyle bir teknoloji Murat Bey, var yok. Mı? Çünkü yok. Bakın eskiden yani maden işte ya biliyorsunuz akarsulardan eleklerle toplanıyor. Yani o kadar çok birikmiş ki artık yakalayabiliyorsunuz ya da daha yoğun bir şekilde bir yerlerde var. Girip alıyorsunuz. Afrika'da çok kötü hikayeler var. İşte o yer altından çocukların hipoviz bezine işte iğneler yapıp çocukların küçük bırakıldığı, o tünellere o çocukların sokuldu. Ya madencilik işi hakikaten her tarafı çok üzücü bir iş. Neresine? Doğru. Geçmişe de baktığınızda çok hakikaten tatsız bir iş. Onlar bitmiş. Yani o tip altın artık dünyada çıkmış ve bitmiş. Ondan sonra bu çok bunu onun için sim halinde diyoruz. Böyle bir şey, yani bu parça düşünün, küçücük küçücük simler var içinde şeyin altın olarak. Siz işte o siyanürle onları çöktürüyorsunuz aslında. Bunu da bir yolu yok. Yani benim okumalarıma göre 1930'larda bu siyanürle bunu çöktürme işini buldukları için bu şey başlıyor söyleyin. Yani başka bir faza geçiyor bu. Bizim vahşi madencilik dediğimiz. Çünkü bunun vahşeti tabii hem içinde çalışan insanlara hem etrafında yaşayanlara hem de esas doğaya yani çünkü o kadar büyük tahribat var ki bunu rehabilitasyon filan yani yapıyoruz diyor ya biz altın madenciliğini görmedik mutlaka vardır ama şöyle yani götürüp üzerine 30 santim toprak dikip 5 tane de fidan diktiğiniz zaman o rehabilitasyon olmuyor. Tam orada ben bir şey söyleyeyim Deniz Hanım. Bu işlerle uğraşan bir danışman şirketin sahibi. Danışmanlık da yapıyor. Bu arkadaşı Murat da tanıyor. İsmini vermeyeyim. O şöyle anlattı bana. Dedi ki maden, evet dedi, altı madenciliğine böyle teknikleri itibariyle çok karşı çıkılıyor dedi. Ama dedi aslında da siyanürlü işlem yapılıyor ama kireçle karıştırıldığında bu doğaya hiçbir zarar vermiyor. İşlenmiş toprak anlamında söylüyor anladığım kadarıyla. Süzülmüş toprak. Ve diyor orası diyor işte toprak atılıyor verimli toprak. Onun üzerindeki bütün ağaçlar falan kesiliyor ama sonra işlem bittiğinde oraya bir ağacın yerine belki 10 ağaç dikiliyor diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Peki ben buna? Şöyle bir şey yapayım. Beyefendi ya da hanımefendi bilmiyorum. Yüzünü erkek. Şöyle keselim. Şuradan. Sonra bir burun yerine 2 burun dikelim. 2 göz yerine 8 göz koyalım yüzüne ameliyatla. Aynı şey mi? Değil. Bu kadar basit bu iş yani. Anlatayım. Siz doğayı bu kadar hafife alamayız. Doğa dediğiniz şey 30 santim toprakla üstündeki 5 tane fidan değil. Orada bakın bir kaşık üst toprakta, iyi bir üst toprakta 10 milyar canlı yaşıyor. Şimdi siz göremiyorsunuz diye onlar orada yok değil. Yani sizin de o canlıları, bakın bu işin çoğu mücevhere ve Merkez Bankası kasalarına gidiyor. İşte teknoloji, teknoloji, teknoloji bize her yerde o çıkıyor. Ne kadar biliyor musunuz teknolojiye giden? %6'sı. Toplam altın tüketimin %6'sı teknolojiye gidiyor. Bugün ortadaki o kadar çok altın var ki 50 defa döner o iş. Ya dediğim gibi Merkez Bankası kasasına ya da işte ne yazık ki biz de zamanında taktık. Şu anda takamıyorum. Çünkü o altını taktığım zaman bütün bu vahşetin ben de kendimi parçası gibi hissediyorum açıkçası. Takamıyorum artık altın. Bilmeden ben de takıyordum. Ben de takıyorum. Gerçekten yani inanın takamıyorum. Çünkü yani o kadar canlının belki trilyonlarca canlı ölüyor. Siz hayvanları evinden ediyorsunuz, suyu kirletiyorsunuz. O suyu içen insan hastalanıyor. Bakın Kaymaz'da şimdi duyumlar geliyor. Bir aileden 3 kişi öldü diye. Yani ben gözümle görmedim ama o kadar çok insandan duyuyorum ki. Kaymaz'daki hazır söylemişken Deniz Hanım, oradaki havuzlar var. Orada da bir altın işleme çalışması var mevcut şu anda. Burada bir gözlem yapabilme şansınız oldu mu? Şimdi arkadaşlarımız gitti. Ben gitmedim doğruyu söyleyeyim. Fakat şöyle orada başka bir sorun var Kaymaz'da. Onu eylemde aktarır. Peki bir Türkiye'nin de bir atık... Üçüncü büyük, evet yani şöyle üçüncü büyük atık barajını yapıyorlar oraya. Yapıyor. Fakat ben şöyle bir şey yapalım mı arzu ederseniz. İki tane videomuz var. Bir tanesi Fatsa. Tamam. Fatsa'da bu maden bir süredir çalışıyor ve Fatsalılar başında işte arazilerini satmışlar, sevinmişler, altın geliyor diye çalışmış filan falan. Ondan sonra şimdi geldiğimiz noktaya önce bir Fatsa'yı izleyelim. Hani biraz filmi ileri saralım. İnşallah başımıza gelmez ama. İnşallah. Evet. Evet, onu alalım arkadaşlar. Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı. Bu kadar ormanlar gitti, bu kadar ağaçlar gitti. Ağaçlar yıkılırken ben ağladım.
Bu memlekette benim çocuklarım, benim torunlarım yarın yaşayamayacaksa yazık olsun bizlere diyorum yani. Ne diyebilirim başka? Nerede bizim tavşanlarımız, nerede bizim kuşlarımız, kurtlarımız, çakallarımız vardı ötüyordu, nerede? Hiçbir şey yok. Elma ağaçları vardı, erik ağaçları vardı, üzüm asmaları vardı. Hepsini yok ettiler. 20 sene sonra artık kanser olup hastane kapılarından düştükten sonra bizi buradan kaldıracaksa o zaman kaldırmasına gerek yok. Siyanür havuzlarının üzerinden kuş bile uçmuyor diyorlar. Bir videomuz daha var herhalde. Evet, şimdi bu aslında işte yani bir videomuz var orada da yani yerel halk da hep başından beri anlatmaya çalıştım. Daha sonraki adımları göremediği için bir hayal dünyası içerisinde yani hepimiz öyle olurduk bilmesek herhalde işte altın, gümüş hani bize de çok yarayacak, hayatımız değişecek. Ne yazık ki öyle olmuyor. Tam tersine elimizde avucumuzdaki de gidiyor. Bakın Fatsa'da şu anda ünlü bir isim vermediğim için onu da vermeyeyim. Perakende zinciri diyor ki ben ordu fındığını istemiyorum. İş oralara geliyor. Yani artık o etraftaki tarım girdi. Şimdi bugün Karadeniz fındıksız düşün. Biz dünyanın en büyük fındık üreticisiyiz. Ha yeteri kadar karşılığını almıyor muyuz? Altın daha mı iyi? Gelin hep beraber ona kafa yoralım. Fındığı daha pahalıya nasıl satarız ona bakalım. Fındık tarımını nasıl iyileştiririz? Bakın biz kırsal kalkınma projeleri de yapıyoruz. Çok basit işlemlerle 2,5'a çıkıyor verim. Yani o tarafa bakalım çünkü o tarımı yaptığınız zaman yüzlerce yıl oradan gelir sağlayacaksınız ama altın madenciliği ya da dördüncü grup diyelim 30 sene sonra o bölge yok ve bir daha oradan gelir de yok, tarım da yok, hiçbir şey yok. Peki hala Deniz Hanım şunu da sormak isterim. Yani bu ruhsatlandırma süreçlerinin en fazla olduğu dönemi mi yaşıyoruz? Ne zamandan itibaren şimdi, bu patlamış veya çok artmış? 90'lı yıllarda konuşulmaya başlamış. 2000'in başında 90'ların sonu 2000'in başında başlamıştı. Hı hı. Türkiye şey diye bakıyor işte benim toplam gayri safi milli hasıla içindeki işte madencilik payı şu kadar olmalı işte evet. Uluslararası diyor ve birdenbire basılıyor gaza. Yani 2000'lerin başında başlamış bu. Ondan sonra gittikçe hızlanıyor ve bütün mevzuat çok uzun hikaye isterseniz bir gün onu da anlatırız. Bütün mevzuat da hazırlanıyor buna. Hı hı. Şimdi tabii ki Türkiye'ye hayrı olsa kim yine onu söyleyeceğim çünkü kızıyorlar bize. Ama yani tabii ki biz isteriz, istemez miyiz? Yani ben de bütün söyleyin ömrümü bu ülkeye hizmet ederek geçiriyoruz yani sonuç. Ama burada bir yanlışlık var. Yani bu yöntem değil, her yerde değil. Bakın biz bütün o şeyi yaptıktan sonra, Eylemciğim şu şeyi verebilir misin politikanın notunu? Yani ne yapalım, bir şey de önerelim hani sadece hayır demeyelim diye bir çalışma yaptık. Bu da bizim önerimiz. Diyoruz ki bir yasa çıkaralım. Ve bu yasayla Türkiye'de tamam madencilik yapılacaksa tabii ki yapılsın ama yapılmaması gereken alanları da yasayla kapatalım. Yani su havzalarında madencilik yaptırmayalım. Bugün Çanakkale'de dibine barajın dibine kadar altın madeni ruhsatları geliyor. İşte doğa koruma alanlarına sokmayalım, birinci sınıf tarım arazilerine sokmayalım gibi listeliyoruz ve diyoruz ki bunu yasayla yapalım. Aslında Eskişehir, Murat da hep sözünü kesiyorum. Aslında Eskişehir bu konularda biraz şerbetli. Şöyle hatırlarsınız Eskişehir'de kömür kullanılarak bir termik santral inşa edilmek istiyordu, yapılmak isteniyordu Alpu Ovası'na. Ve bunu başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen... Hoca İstanbul'da biz anlatmıştık biliyor öyle musunuz? Mi? Evet, evet. Onun önderliğinde hatta ben hatırlıyorum o dönem MHP Eskişehir Milletvekili Mert Nurullah Sazak da bile yani... O bile Cumhur İttifakı'nda yer almasına rağmen buna karşı durmuştu. Eskişehir milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, Tema Vakfı, çevre örgütleri ayağa kalkmıştı ve sonuçta olumlu bir geri şimdi bakın, adım. Orada da bir yanlışlık vardı. Şu anki Eskişehir milletvekillerimizden bir tanesi o dönemin bakanıydı. Ben kendisinle hatta giderken evet, Fatih Dönmez. Giderken de Fatih Bey Eskişehir'den Lületaş'ı eşine hediye götürdüm. Dedim ki bakın Sayın Bakanım bu taş dünyada iki yerde çıkıyor. Bir tanesi Eskişehir, bir de Afrika'da bir yerde beni bildi. Evet. Şimdi orası tarımsal sit. Yani kimse demiyor ki kömür de tamam çıkacaksa çıkacak. Biz tabii ki termik santrale olacak diyemeyiz. Çünkü biz fosil yakıtlara karşıyız. Çünkü biz iklim krizine inanıyoruz. Biz çevreciyiz. Evet. Yani biz bunu hiçbir şekilde olsun termik santralde diyemeyiz. Artık temiz enerji dönemine girildi. Onu yapılsın istiyoruz. Orada anlaşamıyoruz. Farklı görüşler var. Burası... Tema'nın yıllarca uğraştığı büyük ovaları ayıralım ve bunları
tarımsal sit haline getirelim ki bu yine bu dönemin hükümeti bakanlarından Faruk Çelik tarafından yapıldı. Büyük ovalar belirlendi ve biz o zaman çok sevindik. Çünkü bizim büyüklerimiz yıllarca uğraşmıştı buna. Hayrettin Bey, Nihat Bey, Mahir Bey, yani çok insan uğraştı. Çünkü zamanda Toprak ve Mera Kanunu'nun çıkmasını da çok destekleyen Tema Vakfı'dır. Yani şeyi de, yasayı da, bunu da şimdi onun için istiyoruz. Ne olur şöyle bir yasayı bir an önce çıkaralım, bu konuşmalar da bitsin. Yani bu ülkeyi hepimiz seviyoruz. Bu ülkenin osu busu yok yani, biz hiç öyle görmüyoruz. Hiçbir şekilde biz hepimiz kardeşiz, bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin iyiliği için konuşuyoruz. Onun için gelin bu yasayı da çıkaralım, kapatalım, yapalım bir arazi planlaması. Diyelim ki tamam, madencilik olacaksa da şuralarda şuralarda olsun, ama şuralarda şuralarda şu madenler olsun. Ama önümüze gelen, şimdi siz şuraya getirip çöpü döker misiniz? Şimdi burada altın madeni yapmak, Seyit Gazi'ye, kusura bakmasınlar Mihal Gazi'ye, gidip çöpü ya da asiti evin salonuna dökmek. Allah buraya bir lütufta bulunup mikro klima vermiş. Akdeniz, Eskişehir'in soğuğuna Akdeniz klimasını vermiş. Iğdır gibi ya yer. Böyle bir şey olabilir mi? Biz oraya şimdi gidip patlatacağız oraları. Günlerce patlayacak orası şeylerle, söyleyin, dinamitlerle. Dünya kadar toz kırılacak. Şimdi orası şey diyecekler tabii, şimdi Deniz doğru söylemiyor, Sarıcakaya'da liç yapmayacağız. Evet, şimdilik liç yapılmayacak görünüyor. Oranın cevheri de şeye gidecek, kaymazı, ama oradaki ruhsat alanına baktığınız zaman da açıkçası biz buna inanamıyoruz. Yani tabii kimsenin günahını da almayalım, ama orada da zamanla liç olacaktır. Şimdi orada liç yapamazsınız. Siz yani patlatma olmayacak diyorsunuz. Patlatma olacak da liç o siyanürleme işini kaymaza getirecekleri gibi görünüyor şu anda. Ama olacaktır, çünkü bakın Sarıcakaya'nın da ruhsat alanı 1599 hektar. Yani ve bu 12 ay görünüyor. Halbuki bu bitmez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için şimdi siz Sarıcakaya'ya siyanür sokarsanız bunu kimse affetmez. Yani Sarıcakaya gibi bir yere siyanürü sokarsınız, sülfürik asit, orada ne marul satılır, ne domates satılır, ne roka satılır, hiçbir şey satılmaz. Ki oranın hikayesi de çok anlamlı. Zamanında bir kaymakam karı koca gelip bu sera işini orada bahsedip bütün o bölgeyi dönüştürüyor. Ve o kaymakam beyefendi bir trafik kazasında Iğdır'da ölüyor. Oturdum, merak ettim, araştırdım. Yani bu seracılığı kim getirmiş buraya? Çünkü orada bir sürü insan ekmek yiyor ve biz hepimiz oradan besleniyoruz. Zeytin yetiştiriliyor orada. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bir projeydi o da. Geçen gün şey buradaydı, sizin programınıza bakarken Sanayi Odası Başkanı Sayın buradaydı. Celalettin Kesikbaş. Celalettin Bey Eskişehir'in enflasyonunu Sarıcakaya üzerinden düşürmeyi konuştu sizinle. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi peki Sarıcakaya'da biz maden yaparsak enflasyon nasıl düşecek? Bakın, iklim krizinin ortasındayız. Su mu önemli, gıda mı önemli, altın mı önemli? Bence altınla suyu ve gıdayı ölçelim. Hangisi? Evet. Bu şimdi Fatsa'daki manzarayı biz kaymazla yaşayacağız mı? Peki bu Fatsa'daki manzara eski haline ne zaman dönecek? Dönmeyecek. Dönmeyecek. Hiçbir zaman dönmeyecek. Kaymaz'da dönmeyecek. Dönmeyecek. Sarıcakaya, Mihal Razileri dönmeyecek. Bir örnek söyleyeyim. Balıkesir civarlarından bir molibden madeni bitmiş artık. Fransızların. Evet. Gidin bakın. O cehennem çukuru dediğimiz o derin çukur duruyor. İçinde su toplanmış. Evet, ağaç dikmişler gerçekten. Bir teras katına 20 tane falan ağaç dikmişler. Yani ağaç diktiler mi? Evet, ağaç var. Bir gün gidip birlikte bakalım. Hani böyle rehabilite ediliyor. Orada yaşam tekrar dönüyor. Siyanür havuzları, birazdan atık barajlarından bahsedeceğiz. Onlar bizden sonra da orada kalmaya devam edecekler. Yani 50 sene, 100 sene orada devam olacak. Sarıcakaya ile ilgili ÇED'e ilişkin bir dikkat çekmek istediğim bir şey var. Yanlış değilsem 1599 hektarlık bir ruhsat alanı var. ÇED alanı ne kadar? 22.5 hektar. Neden? Çünkü yönetmelik diyor ki 25 hektarın altında ÇED dosyası hazırlamak zorunda değilsin. Valiliğe başvurup ÇED proje tanıtım dosyanı verirsin. ÇED gerekli değildir kararı alabilirsin. Eğer valilik ÇED gereklidir derse ÇED sürecini başlatırsın ki burası gıda, hem gıda güvencesi için çok önemli, hem de su varlıklarımız için çok önemli. Yani burada mutlaka ÇED'e gidilmesi gerekir. Yine proje tanıtım dosyasından dikkatimizi çeken bir konu vardı. Aslında buradan da çağrımız olsun, bu dosyanın iptal edilmesi gerekir. Çünkü diyor ki Karadeniz Havzası burası için. Diyor ki Kelkit Vadisi'nin etkisi var. Gümüşhane. Gümüşhane'deki bir altın madenini anlatıyor Sarıcakaya'nın proje tanıtım dosyasından. O ÇED dosyasından buraya yapıştırmışlar. Okumamışlar bile yani. Evet, o yüzden proje tanıtım dosyası da hatalı. Şimdi Kelkit demişken şu öbür videoyu evet, izleyelim lütfen, mi? Evet, lütfen. Bu da bir baraj, atık maden barajının çöküşü. Tamam. Bu da çok nadir olan bir olay değil.
İzleyeceğiniz bu görüntüler ne yazık ki gerçektir. 18 Kasım akşamı Giresun Şebin Karahisar'da kurşun, çinko, bakır madeninin atık havuzu patladı. Kelkit Vadisi'ne zehir akıyor. Dereler zehirli kimyasallar ve ağır metallerle doldu. Tarım toprakları yıllarca ürün yetişemez hale geldi. Baraj gölüne ulaşan zehirli atıklar Karadeniz'e kadar kilometrelerce alanı etkileyecek. Tüm canlı yaşamı, toprak, hava ciddi tehdit altında. Ve ne yazık ki tehlikenin boyutları henüz öngörülemiyor. Yöre halkı çaresiz. Akşam saat 7.30 sıralarında bir gürültü çıktı. Ay ışığında baktık oraya işte sel gibi yani, çamur değil aslında. Köprünün başındaydım. Boğazım kilitlendi, öksürük, baş ağrısı. O kokudan yani baş ağrısı zaten. Tabii yapacak bir şey yoktu. Bu da deprem olduğu gibi oldu bu. Şimdi de burayı sızıntı diyorlar. Patlayan şeye sızıntı. Ne sızıntısı diyorlar. Çevre felaketi bu. Bütün havuz boşaldı. Barajı mahvetti. Su gece sabaha kadar aktık, hala sızıntı diyor bir dakika. Bu patladı. Bu ben baraja kadar gitti. Barajın ötesini bilmiyorum. Kanserojen madde dahi var içinde. Araştırdığımıza göre biz cahil halimizin. Şuraya gittim ben. Dedi ki bu yedi kardeş köyünden ne kadar gelen var? Bu ne demek? Bunun bir şeyi yani. Bahçelerimiz zarar gördü, görüyorsunuz işte. Çok kavak ağacı vardı bizim, büyük bahçelerimiz vardı, bak duruyor aşağı. Hepsi kurudu bak, hep bunun şeyiydi. Bütün kavaklık içinde gezemezdim. Bir tane kaldı. Burada daha 10 sene hiçbir şey olmaz. 10 sene buradan biz bir şey beklememiz lazım. Geldi başımıza bir bela. Vahşi madencilik uğruna, deredeki balığın, tarladaki ürünün, gökyüzünde uçan kuşun, yörede yaşayan insanların yaşam hakkı feda ediliyor. Bu kader değildir. Toprağımız, suyumuz ve yaşam alanlarımız madenciliğe feda edilmemeli. Bu da 2021'de olan bir kaza. Peki Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde böyle bir maden aramasına izin verilebilir mi? Şimdi, ya da herhangi bir şirket böyle bir maden bu yöntemle... Şimdi şöyle, orada bir kere Avrupa Birliği'de tavsiye kararı var, hı-hı, yapmayın diye. Hı-hı. Ama onlar biliyorsunuz talimat veremiyor zaten. Yani evet, çünkü evet, iç hukuka karışmak istemiyor. Tavsiye, ülkeler evet, kendileri tavsiye kararı veriyorlar. Finlandiya'da olduğunu duyuyoruz yani, hı-hı, görmedik gözümüzle ama orada şöyle bir şey var. Bakın nikelde de baktığımızda görmüş. Öyle sıkı denetim var ki ve yer seçimi o kadar uzak yerlere yani hiçbir şekilde söyleyin hani kimseyi etkilemeyeceği doğanın uygun yaşam alanının olmadığı ve doğanın da hani bu kadar. Şimdi mesela endemik bitki diyor. Endemik ne demek? Hani belki bilmeyen evet, izleyicilerimiz var. Sadece o noktada yetişen. Yani Eskişehir'in Saracakaya'sının falanca bölgesinde yetişen. Belki o bitki bir gün sizin çocuğunuzun çaresiz bir hastalığının çaresi. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, şimdi biz evet, endemiklerimiz o kadar çok ki. Ya neler görüyoruz? Şimdi chat raporu diyorsunuz konuşmayalım. Yani taşırız diyor endemiği. Ya zaten o orada taşınacak başka yerde olacak olsa orada olmuyor. Su samurlarını taşıdılar ÇED raporlarında evet, yuvalarını. Zamanında yarasalar taşındı şeyde Edremit Körfezi'nde. Yani onun için... Yok diyorsunuz. Yani varsa da çok dikkatli yer seçiliyor ve çok ciddi cezalar var. Denetim ve denetim var. Şimdi demin çok kısacık bahsetti. Biz o kadar hızlı girdik ki bu işe, yani bakanlığı suçlamak adına da hızla yani hı-hı, bunun 10'da birini bile yapacak olsak, 20'de birini bile yapacak olsak, hızla kadro hem sayı olarak hı-hı, hem de vasıflı arkadaşlar. Çünkü madenci arkadaşlarımız çok işlerini biliyorlar. Evet. Devletin de kadrolarının en az onlarla eşit düzeyde tartışabilecek yetkinlikte olması lazım. Bu havuzlara da değinelim isterseniz. Vaktimiz de azalıyor şimdi. 8-9 dakikamız var Deniz tabii, Hanım. Havuzlarla ilgili endişeleriniz nedir? Onlar Eylem Hanım siz mi anlatacaksınız? Önce Eskişehir'den gidelim. Kaymaz lütfen, örneğin. Evet, bir Kaymaz örneğimiz atık, var. Atık barajı haline getiriliyor. Aslında Çanakkale'den gelecek deniyor ilk şeyde kendi chat raporunda. Üçüncü baraj Türkiye'nin en büyük barajlarından birisi yapılıyor. O chatte şöyle diyor. Bir küçük bir maden ocağı açacaklar. 4 ay ömrü var. Hı hı. Havuzun 110 ay işletme ömrü var. Çanakkale Serçiler'den getireceğim atığı diyor. 450 kilometre uzaktan neyle her gün... Neyle getireceğim anlamadım. Çanakkale Serçiler. Köyünden. Ha, köyünden oradaki getireceğim. Maden. Evet. Oradaki madenden buraya getireceğim ben atığı. Daha doğrusu burada zenginleştireceğim. Cevheri getireceğim hı hı, diyor. Yani altın çöktürmesini burada yapacağım. Burada yapacağım. Yani. Toprak komple buraya gelecek. 450 kilometre mesafe günde 150 kamyon. Her gün o mesafeyi gelip aşıp gidecek. Tepebaşı, Sarıcakaya, Söğüt, oradaki
zenginleştirmeler de burada yapılacak. Yani aslında Çanakkale'den 26 ay boyunca gelecek. Chat öyle söylüyor. Sadece Çanakkale'yi anıyor chat'te. Sonra dedik ki 110 ay. 26 ay burası. 4 ay hadi ekstra eş zamanlı olmasın 30 ay. Diğerleri nereden? Aslında Eskişehir bir atık maden çöplüğüne dönüşecek. Yani kaymazı onun için yapıyorlar. Ciddi risk. Çünkü bizden sonra da kalacak demiştim. Ayrıca biz Gümüşhane'ye gittiğimizde oradaki insanlarla görüştük. Hemen madenin altındalar. Bir, çok ciddi bir gıda güvencesizliği var. Su artık kullanamaz aşamaya gelmişler. Bir evde 3 kanser vakasıydı. Karısı, gelini ve abisi. Yani 3 kanser vakası vardı. Ben zaten kaymazdan da kanser vakalarını duyuyoruz. İkincisi de maden kapandı gitti. Madenci şirket gitti. Şimdi işletilirken bakımı yapılıyor teknik olarak diyelim ki, varsayalım ki. Ama madenci kapatıp gittikten sonra onunla kimse ilgilenmiyor. Bu konuda dünyadaki çalışmalara baktık. Varsayım şu, 10 bin ile 20 bin arası atık maden barajı var dünyada deniyor. İlk 50 yıl içerisinde bunların yarısı çökecek. Patlayacak, çökecek diyor. Çünkü bakım yok. Bir de yani kazalar bunlar, var. 223 müydü? Tabii 200? Tabii onlar işte. Onları evet. 223 kaza işte bunların göstergeleri. Çökmesi. Sonraki 100 sene içerisinde hepsi çökecek. Çünkü hiçbir bakım yok. Sonuçta bunlar inşaat yapılar. Yani siz bakımını yapmazsanız orada bir ağırlık var. Yağmurla ağırlık biniyor. Ayrıca membran sisteminde herhangi bir sızdırma olduğunda ilişte gördük siyanür sızıntısını. Direkt akifere karışıp çok daha uzak coğrafyalara kadar da kirlilik ulaşabilir. Şeyi söyleyeceğim hemen. İliç deyince Erzincan'a gidip gördük. Çünkü hep videolardan izliyorduk. Fırat Havzası'nın içine kocaman bir altın madeni yapmış. İnanamazsınız gözlerinize. Ve bakın orası da çok dikkatli ve Kanadalılar tarafından, bir Türk ortakları da var, işletilen bir maden. Siyanür sızıntısı oldu. Ve evet. Fırat'ın dibi. Yani hani her şey çok kontrol, çok mükemmel, her şey müthiş yapılıyor, hatta ödüller alınıyor. Hatta sızdı falan da iddia edildi. Hayır, sızdı zaten, sızdı. Açıklandı. Hı hı hı. Yani ve Fırat'ın içi, havzanın içinde, yani baraj burada duruyor. Bütün o siyanürlü atıklar burada yığın halinde. Kat 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 görüyorsunuz, her bir kat 10 metre. Yani madencilikteki ölçüyü hiçbirimiz tahayyül edemeyiz. Yani karşıdan bile baktığınızda o devasa 10 metreyi şey yapamıyorsunuz, 10 metre olduğunu. Hı. O kadar büyük hacimler. Evet. Bu ama son videoda sızıntı diyor da sanki biraz kasıtlı açılmış gibi bir durum da orada var. Patladı o. Patlama, çöküyor. Evet, evet, duvar evet, çöküyor evet. Ve ciddi bir... Peki bu yaşam. Bir umursamazlık var. Mesela halkta da var. Yani başına geleceğini bilmesine rağmen çok da böyle umurumda değil havasında. Bence, devlet zaten biraz sık müetmiyor. Yani devlet şey olarak görüyor. Bu işi çok ekonomik ve hani ülkeye çok büyük faydası olacak diye görüyor. Hı hı. Ben herkesin tam olarak olayı kavrayamadığını düşünüyorum. Yani tabii ki aynen ihtiyacımız öyle var. Ekonomi zorlanıyor. Müthiş bir yoksulluğa gidiyor ülke. Ama buradaki yoksulluğu kapatamayız. Hı hı. Yani evet. Burası iklim krizinin içinde bir ülke olarak her tarafı böyle patlatarak ve bir daha rehabilite edilemeyecek hale getirirsek bu ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda aldığımız ülkeyi patlata patlata veririz. Evet, yoksulluktan maalesef. Öte yokluk var. Evet aynen. Aynen. Yani bu arada siz demin söylediniz, Eskişehir gerçekten Alpova'sına inanılmaz destek evet. oldu, sahip çıktı. Evet. Ve bence her görüşten insan sahip çıktı sizin kesinlikle. De söylediğiniz gibi. Müteşekkiriz çünkü biz tarım toprağı için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim için tarım toprakları her şeyden önemli. Hı-hı. Ben huzurunuzda bütün Eskişehir'de bu emek veren herkese, yani hem Tema Vakfı Başkanı olarak hem bir Eskişehirli olarak çok çok teşekkür ediyorum. Dilerim benzer çalışmayı burada da yapıp Ankara'yı yine öyle veya böyle ikna ederiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bize biz çok önemli, ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Programı bitiriyorum. Evet, Murat'cığım. Evet. Eğer sorun yani yoksa. Maalesef sırf madenler üzerinden, özellikle altın madenleri üzerinden gittik ama tabii Tema'nın çok değerli çalışmaları var. Başka bir gün yaparız arzu evet, edersiniz. Evet, aynen öyle. Çevre sadece altın madenlerinden evet, ibaret de değil mutlaka. Başka bir programda biz çok teşekkür uzun ederiz uzun bu fırsatı verdiği için. Eskişehir hep güzelliklere layık. Dilerim hiçbiri başka projeler konuşalım. Evet, Ankara evet. ile de konuşalım. Ekoturizm konuşalım, tarım konuşalım. Sarıcakaya'yı rehabilite edelim. Orada da çok fazla kimyasaldan topraklar kirlendi. Onu da biliyoruz. Evet, Hayrettin evet. Bey'le beraber ziyaret etmiştik. Bembeyaz örtmeli evet, hanımlar ya. Onu karşılamıştı evet, tarım evet. yapan. Onun için yeni projeler konuşalım. Ülkemizi zenginleştirelim ama ne olur zarar vermeden. Vermeyelim.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bize çok önemli bilgiler verdiniz. Ben Murat sana da teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Tema Vakfı Genel Başkanı Sayın Deniz Ataç ve Tema Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Eylem Tunca Elli. Konuğumuz da efendim yakın zamanda, uzun zamandır da var olan ama yakın zamanda çok sık konuşmaya başladığımız Altın Madenleri Odağı'nda bir yayın oldu. Çok kıymetli bilgileri sizinle paylaştığımızı düşünüyoruz. Biraz kafamızda bunları sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu doğa hepimizin, Eskişehir hepimizin, Eskişehir'e hepimizin sahip çıkması gerekir diye nacizane görüşümü de sizlerle paylaşmak isterim efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz efendim. Nissan Teknik Oto Soruyoruz programını sundu.